Bir Skype bağlantısı daha yapacağız şimdi ve Hamdi Aslan'la Trabzonspor'un performansını konuşacağız. Hamdi Hocam günaydın, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Ezgi. Sana da günaydın. Ben de sana iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi yine isterseniz bir genel değerlendirme yaparak başlayalım mücadeleyle ilgili. Sonra Trabzonspor cephesini detaylandırırız. Yani dün tabii oyun Trabzonspor kendi oyununa çok yaklaşan bir oyun değildi. Yani Trabzonspor'un geçen seneden kalan yani bir kadro yapılanması, bir oyun planı çok rahat anlatılabilirdi. Yani dünkü oyunun bitiş düdüğüyle beraber Trabzonspor'un saha içerisindeki oyuncu grubuna baktığımız zaman evet bugün bir şeyler sahada iyi olmadığı gibi çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama sahada tabii ki her oyuncu değerlidir ama dün yani bildiğimiz bir Trabzonspor'un oyun yapısı, oyuncu kadrosu çok fazla rotasyonlu oynamadığı bir geçmişine gördüğümüz zaman dün bu konuda tabii ki biraz oyuncu eksikliği oyunun bütününü ben çok etkilediğini düşünüyorum. Yani Trabzonspor yani özellikle oyunu her domine ettiği oyunlarda çok farklı bir oyun ortaya çıkabiliyor ve oyun içerisinde çok sağlıklı kalabiliyor. Dün biraz ben orta saha oyununun Trabzonspor adına çok olumlu olmayan yanı olarak görüyorum. Yani ne kadar önemli olduğunu anlatan bir bölge demek ki Trabzonspor için o bölüm. Dün burayı çok iyi kullanamadı. Yani biraz tabii ki hem oyun hem oyuncu iletişimi saha içerisinde ilk kez bir arada oynayan oyuncular çoktu. Oyun çok Trabzonspor'un beklemediği kadar özellikle hücum anlamında çok direkt oyunlarla oynandı. Trabzonspor buralara daha planlı gidiyordu ama dün çok iletişimi bozuk ve direkt gitmeye çalıştı. Bunlar tabii ki istediği o pozisyonlar da çok fazla oyun içerisinde kalmadı. Yani genel olarak bakıldığı zaman oyunun bitimindeki scoreboard Trabzonspor için kötü sayılabilecek bir skor olmadığını söyleyebilirim. Hocam geçtiğimiz sezonda Trabzonspor ciddi sakatlıklarla ve eksiklerle boğuşmuştu ama bir şekilde o eksiklerin yerini tamamlamayı takım oyunuyla başarabilen bir bordo mavili ekipten bahsediyorduk ama bu sezon sanki biraz daha zorlandığını görüyoruz takımın. Bunu neyle açıklıyorsunuz? Yani şimdi bunlar senin için çok önemli oyuncular. Yani bu oyuncuların üçü bir arada, dördü bir arada sakatlandı. Hatta dünkü sayıya baktığımız zaman 5 tane oyuncunun bir arada sakatlığı olduğu bir dönem hafta yaşamadı tabii Trabzonspor. Bir tane, iki tane sakatlığı tolere edebiliyordu. Bu sene tabii farklı başladı Ezgi. Yani belki hani Antalyaspor mağlubiyetini bu işin içerisine koyar mıyız bilmiyorum ama yani Kopenhag maçının istediğin şekilde bitirmemek yani biraz olsun bence Trabzonspor'un içerideki oyuncuların da oyun enerjisini yani olayın biraz daha şu an sanki psikolojik bir savaş verildiği bir dönem yaşanıyor. Bunlar biraz dönemseldir. Bazen skor gelmediği zaman, oyun gelmediği zaman herkesin dağıldığı lafı biraz belki sert olabilir ama herkes birazcık oyunun dışında kalabiliyor. Böyle bir dönem yaşıyor Trabzonspor. Yani dün biraz önce aynı şeyi söyleyeceğim yani maçın bitişindeki Trabzonspor'un saha içerisindeki ilk 11'ini kimse tahmin edemez bu sene. Ki 4. hafta böyle bir 11 ile oyun bitirmek diye düşündüğümüz zaman yani çok zor. Kimse hayal edemeyecek. Bunlar ben biraz dönemsel olduğunu düşünüyorum. Evet çok tecrübeli oyuncular şu an saha dışında sakatlar. Ben muhakkak onların saha içerisine geldikleri zaman Trabzonspor muhakkak kendi oyununu yakalayıp saha içerisinde bir farklılık da yaratacağını ben düşünüyorum. Her ne kadar Kopenhag maçı istediği bir şekilde bitmesi bile saha içerisinde güçlü bir oyun vardı. Yani o günü vermiş olduğu bence nasıl söyleyeyim yani bir moral bozukluğu ben dünü çok etkilediğini düşünüyorum. Ama Abdullah Avcı da aynı şeyi söylüyor. Muhakkak bir an önce buradan çıkmak gerekiyor. Peki Abdullah Avcı'nın son birkaç maçlık performansını burada nereye koyarsınız? Şimdi eksiklerin önemine vurgu yaptık. Abdullah Avcı performansını nasıl değerlendirmek lazım ilk haftalar itibarıyla? Yani sonuçta bu takım iki galibiyetle başlayıp Süper Kupa'yı alan yani iki tane çok keyifli Kopenhag maçı oynayan bir görüntü içerisinde şu an. Yani Trabzonspor'da oyunu bireysel oyuncular üzerinden olumsuzlaştırmak veya doğruyu aramak ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum ki Abdullah Hoca'nın üzerinden böyle bir oyunun problemlerini aramak daha büyük bir yanlış. Yani elindeki hem oyuncu kadrosunu çok doğru kullanmaya çalışıyor. Saha içerisindeki oyunun bütün detaylarında saha içerisinde iletişimi çok yüksek bir oyun.
teknik adam. Ben bilmiyorum, bu biraz sosyal problem gibi geliyor bana. Yani saha dışı problemi veya saha dışı gündem yaratmak gibi bir konu olduğunu düşünüyorum Abdullah Hoca'nın şu anki performansını eleştirmek. Futbol kültürümüz biraz böyle olduğunu bize anlatıyor. Yani ben tabii ki taraftarın alışmış olduğu bir güçlü oyun, belki skor anlamında taraftarın alışmış olduğu bir kazanma arzusunun yüksekliği. İşte bu kazanamadığın zaman eleştiri kime gelirse gelsin çok fazla insanlar düşünerek bu eleştiriyi yapmıyor. Şu an Abdullah Hoca üzerinden bu eleştiriler var. Ama ben bunları çok doğru bulmuyorum. Hocam, bu karşılaşmada kilit bir rol oynaması beklenen oyuncu Abdülkadir Ömür'dü. Hafta boyunca da aslında Abdullah Avcı'nın planlarını biraz daha Abdülkadir üzerinden yaptığı haberlerini aktardık hep izleyicilerimize. Ama son anda kadrodan çıkartıldı kas ağrıları sebebiyle. Şimdi açıklanan bu, ancak Zeki Uzundurukhan, belki siz de takip etmişsinizdir. Dün A Spor yayınında Abdülkadir Ömür'le ilgili bir transfer gündemi olduğundan ve oyuncunun gitmek istediğinden bahsetti. Bu nedenle de bir takım içerisinde kriz yaşandığından söz etti. Bununla ilgili sizin bir istihbaratınız var mı? Önce onu sorayım ve bu konuyla ilgili, Abdülkadir konusuyla ilgili yorumunuz nedir? Yani tabii ki bilgim dışında bir konu. Zeki'nin de söylediği, yani Zeki özelinde eleştiri anlamında demiyorum ama Zeki'nin söylediği söylem çok iddialı. Yani çok sert ve çok iddialı. Ben Abdülkadir Ömür'ün sosyal karakterine baktığım zaman bu kadar iddialı veya böyle bir maç öncesi kulübüyle yani ben artık yokum diyebilecek kadar bilmiyorum çok planlı bir hayatının olduğunu düşünmüyorum. Bazen oyuncular duygusal davranabilir. Evet, belki sezona çok inişli çıkışlı başladı. Çok iyi bir Kopenhag maçı oynamamış olabilir. Küçük ağrıları olabilir. Belki bu ağrılarından dolayı birazcık da kendini toparlama adına böyle bir oyunda olmak istememiş olabilir ama Zeki'nin söylemiş olduğu söylem bana göre çok sert bir söylem. Yani bunu belki evet kulübüyle küçük de olsa bir problem yaşayabilir. Bilmiyorum, sözleşmesi hakkında zaman zaman duyduğumuz bir takım yorumlar var ama bunlar tabii ki yönetimle kendi arasında çok daha net biliniyor. Ama ben biraz yani bu Trabzonspor'un sanki içini ve içini değil de Trabzonspor'un genelini çok başka konulara getirebilecek olan bir iddia. Bunu görmek gerekiyor. Ben de dün saha içerisinde tribünde yani konuştuğumuz camianın içerisinde arkadaşlarla yani bu tip Zeki'ye yakın bir söylem duymadım. Bir problemler, bir takım sorunlar duyduk ama yani bu Zeki'nin söylediği kadar iddialı değil. Hatta gidecek olduğu kulübü de söylemiş. Yani bana gerçekten çok ilginç geldi. Bu hafta içerisinde bunlar biraz daha netleşebilir. Belki davranışında, belki dünkü belki hocayla olan diyaloğunda, belki yönetimle olan diyaloğu doğru olmayabilir. Yani küçük problemler olabilir. Ama ben hani çok çok bu kadar sert olacağını beklemiyorum. Peki gitmesi halinde acaba Trabzonspor transferinde artık sonuna geliyoruz. Nasıl etkilenir bu durumdan? Yani Ezgi, aslında Trabzonspor'un bu transfer yoğunluğu, son haftalardaki transfer yoğunluğu benim çok beklediğim bir yoğunluk değildi. Sezon başı planlamasını çok ben doğru ve sağlıklı yaptığını düşünüyorum. O planlamadan sonra bir iki tane daha oyuncu katar düşüncesi içerisindeydim ama sakatlıklar, yani biraz tedirginlikler, tabii bu tedirginlikler teknik kadro veya oyuncu anlamında değil. Yani birazcık tribünün ve basının tedirginliği Trabzonspor'u birazcık olsun transfer yoğunluğu içerisine ittiğini ben düşünüyorum. Evet, yeni oyuncular alınıyor. Tabii ki bunlar biraz daha zaman lazım. Ömür'ün gidişine yani herkesin üzüleceği kadar ben de üzülürüm. Çünkü Ömür gibi oyuncuların Ömür gibi oyun bireysel oyun karakteri yüksek oyuncuları bulmak bu dönem ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani umarım böyle büyük bir problem yoktur. Yani çünkü gerçekten yani 17-18 yaşında başlamış olduğu bir A takım serüveninde böyle bir sert bir şekilde ayrılması çok örnek bir davranış olmaz. Tabii ki çok Trabzonspor ömürlü oyunu muhakkak arayacaktır. Büyük bir yetenek. Yani umarım tatlı bir bitiriş olur. Hocam, son olarak bir de Naci Ünüvar'ı sormak isterim. Uzun süredir gündemdeydi ve Trabzon'a geldi oyuncu. Nedir beklentiniz? Yani bu tip oyuncular tabii ki biraz olsun yatırım oyuncuları ama tabii kiralık gelişi bu sene ne kadar Trabzonspor'a ve Naci'yi kullanacak onu bilmiyoruz. Yetenekli bir oyuncu. Yani
özellikle orta saha sol kanadını ve merkezi kullanan bir oyuncu. Yani Ömür'e benzer bir oyun yapısı var. Topla becerisi yüksek. Bu tip oyuncular böyle zaman zaman oyunu, skoru çözebilecek bir yapıları var. Ama dediğim gibi yani şu an Trabzonspor'da gerçekten kadro yapılanmasında çok büyük bir farklılıklar var. Yani yeni oyuncularla beraber. Yani bu oyuncularla beraber muhakkak bir zaman ilerlesinde bütün oyuncuların kendi performanslarına yaklaşacağını ben düşünüyorum. Naci de onlardan bir tanesi. Zaman birazcık tanımamız gerekiyor. Peki, Hamdi Hocam çok çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Size tekrar güzel bir hafta diliyoruz. Teşekkür ederim Ezgi. İyi yayınlar diliyorum. Ben de sana iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkürler.